Kefenlenmesine, kefenin üzerine kilim örtülmesine rağmen o vücudunun ana yapısını belli olmasından rahatsızlık duymaktadır. Hazreti Esma radıyallahu an Hazreti Fatıma'nın bu son problemine şu çözümü getirmişti. Ya Fatıma, biz Habeşistan'a hicret ettiğimizde onların cenazelerini taşıdıkları tabutları gördüm. Dümdüz tahtaların üzerine çatı yapıp bu çatının üzerinde de hasır örtüyorlardı. Ve böylece tabutun içinde bulunan cesedi başkaları görmüyor ve Hazreti Esma böyle dedikten sonra eline aldığı ince hurma dallarının iki ucunu yere saplayıp ortasını yukarı doğru kamburlaştırarak üçgen halini göstererek işte böyle yapıyorlar diye tabutun şeklini de gösterdi. Hazreti Fatıma çok sevinmişti. Şöyle dedi: bunu çok beğendim. Vasiyet ediyorum, beni taşıyacağınız bu tabutu da böyle yapın ve kefene sarılı cesedimi bakanların nazarından gizli tutun. Hazreti Esma'ya radıyallahu anha su kaynatmasını ister ve gusül abdesti alır. Temiz kıyafetlerini giyer ve yatağını odanın tam ortasına yaptırır. Hazreti Esma'ya sessizce, ben şimdi öleceğim, beni hiç kimse açmasın ve gasıl etmesin. Vasiyetimdir, beni kabre gece yerleştirin der. Çocuklarını yanına ister ve onlara, sizleri şerefli bir babaya teslim ediyorum der. Yaşları küçüktür, çocukların ne olduğunu anlayamazlar. Onları odadan çıkartır. Sağ tarafı üzerine yan bir şekilde elini yüzünün altına koyar. Hazreti Esma onun dinlendiğini zanneder. Biraz sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a annemize seslenir ve ama cevap yoktur. Yanına gelir ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra ilk defa bu mübarek yüzde hafif bir tebessüm olduğunu ve buğulu gözlerinde donuk bir bakış görür. Ruhunu teslim ettiğini anlar. Ağlayarak onu öper, koklar ve Resulullah'ın